Ah, bakın sayın yol yardımı yetkilisi. Arabanın yeri tamam. Ha? Nein, bu gece istemiyorum. Yarın gelir alırsınız arabayı, tamam? Tamam, teşekkürler. Çüz. Oh, çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani inanır mısınız burada tek başıma kala kaldım sandım ya. Korkmayın, korkmayın. Aslında hemen geride bir taksi durağı vardı. İlgilenmediler mi? Aa, öyle mi? Ben buraları hiç bilmediğim için tabii. Yani bilmiyorum. Kötü olmuş. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Aslında sizin geldiğiniz güzergahta da hiç öyle toprak yol falan yok. Nasıl patlattınız lastiği? Anayın, İstanbul'un yolları çok kötü gerçekten. Şaştım kaldım. Neyse, tamam. Hayır, gece gerçekten hiç gerek yok bu saatte. Beni otelime bırakmanız yeterli. Aa, lütfen, olur mu öyle şey? Hemen hallediyorum. Samet, ne yapıyorsun? Sağ ol. Lale Hanım'ın arabasının lastiği patlamış. Hemen ilgilenelim. Tamam, şahane. Ben sana konum atıyorum. Hadi, bekliyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, dankeschön. Oğlum. Canım bak, kucakta da durmuyorsun ama niye böyle ağlıyorsun? Emir. Emir, senin ateşin var. Tamam aşkım, tamam. Ben anneni arayayım. Tamam. Anne ya. Of. Düğünde tabii acımaz. Ablam arayayım. Anneciğim. Abla ya. Tamam aşkım. Dur eniştemi arayayım. Tamam. Ne yapacağım? Evet Samet. Ya zaten oradan dönünce göreceksin hemen. Soldayız. Bekliyorum. Hadi. Layla Hanım, şimdi Samet'le konuştum. Tekrar yoldaymış. Birazdan burada olacak. Bir lastikçi de ayarladık, tanıdık. Merak etmeyin. Sizi de arabanızı da bu gece burada bırakmayacağız. Ah, çok teşekkürler Onur Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Hava da serin değil mi? Çok şey oldum, ürperdim. Üstüme de hiçbir şey almamışım. Ceket falan hiçbir şeyim yok. Bir saniye. Buyurun, bu sizi sıcak tutar. Sağ olun. Dankeschön. Çok iyi geldi. Çok pardon. Efendim Lale. Ne oldu, ne geldi aklına? Yine kızıp bağıracaksan? Onur, Emir'in ateşi çok yükseldi. 41 oldu. Düşüremiyorum ne yaptıysam. Evde de hiç kimse yok. Yardım et ne olur. Tamam Lale, sakin ol. Hemen geliyorum ben. Yaşa Samet. Lale Hanım, benim gitmem gerekiyor. Oğlum ateşlenmiş. Ama zaten Samet geldi, sizinle ilgilenecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Samet, Layla Hanım'la ilgilenirse tamam mı? Ne ihtiyacı varsa halledelim. Tamamdır Onur Bey, ben hallederim. Tekrar geçmiş olsun. Ben sağ olun. Merhaba, ben Samet. Merhaba. Bu lastik değil mi? Evet, lastiği falan bırakın. Beni bence otele bırakın. Hayır abi. Ya hayır abi, seni de kahvede okey masasından kaldırdık, getirdik buraya ama elin de güzeldi, tek taşıydın, lastiği boş ver diyor. Gerçi senin beklediğin taş Süleyman abi dedi. Gidelim mi? Gidelim abi. Ya bütün akşam zaten uyuşsuzdu. Ben de ateşin yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesine hassasiyet oldu mu?
Yok, dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alalım. Yok, 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 ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, Emir'i bırakmam yani, kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama Onur, ben tek başına nasıl bırakacağım Emir'i? Tamam sevgilim, gel. Ya ama Onur. Tamam yani, gel. Ya Onur, bu tek başına nasıl bırak? Aşkım. Tamam Lale. Emir. Tamam Lale, lütfen gel. Emir. Gel Laleciğim, buradayız. Gel. Ben bakamadım oğluma. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim, önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder, fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendini üzme, tamam mı? Doktor bey, var mı gelişme? Geçmiş olsun. Emir'in durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. Çok şükür. Peki ne olmuş? Neden olmuş? Emir geldiğinde ateş çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim anne. Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya, ben sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi, merak etme. Onur da yanımda zaten. Yok, 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 gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam, görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım. Çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim, anlayamadım, baksana. Aşkım, doktor tam zamanında getirdiniz Emir'i dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emir'e? Ama olmadı. Olmayacak da. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacak değil mi Emir? İyileşecektim oğlumuz. İyileşecek demek. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi annesi olduğu sürece Emir'e hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Uyandın mı sen babam? Uyandın mı? Annem bütün gece başında bekledi, bak uyuyakaldı. Emir mi uyandı? Doktor geldi. Günaydın. Aşkım, aşkım. Evet, bakalım. Emir fibril nöbet geçirdi. Virütik bir durum. Ama gayet iyi görünüyor. Yani bu iyileşti demek oluyor değil mi? Yani bir iki tetkik daha yapalım. Ardından zaten sizi eve göndereceğiz. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım.